Ancak ve ancak Allah'ın sevgili kulları dediğimiz, evliya dediğimiz, hepimiz de evliyayız. Yani sizler de evliyasınız. Evliya ne demek? Allah dostları demek. Müminler Allah'ın dostudur. Bitti. Öyleyse birini sadece yüceltip de onun elini, eteğini, ayaklarının altını öpmeye gerek var mı arkadaşlar? Yani bakın arkadaşlar, şöyle düşünmeyin. Ya peki, yani bu elini ayağını öptüren insanlar veya söyledikleri sözden hiç çıkmayan insanlar bunları bilmiyor mu, görmüyor mu? İnsanoğlu arkadaşlar, insanoğlunun nefsi nefis vardır. Nefse hoş gelir bunlar arkadaşlar. Dünyaca kuvveti elinde bulundurmak ister. Gücü elinde bulundurmak ister. Her şeyin, her işin kendisinin ekseniyle, kendisinin koyduğu kurallar çerçevesinde olmasını ister. Allah muhafaza eylesin. Evet arkadaşlar. İnsanlar yaptıkları bu duayı, yardım dilemeyi ibadet olarak istemiyorlar. Böyle bir isimlendirme yapmıyorlar. Biz diyorlar sadece rükuya, secdeye, namaz ve oruca hasrederiz. Bunlar sadece namaz, oruç, hac gibi kulluk vazifesi, ibadetler bunlar değil ki arkadaşlar. Yani bunlar yaptıkları zaman duayı, bunlara yönelmeyi, işte biz onlardan bir aracı olarak Allah'a yöneliyor, aslında Allah'a yöneliyoruz diyorlar. Arkadaşlar farkına varmadan şirke düşüyorlar. Niye aracı koyuyorsun? Sadece namaz, sadece oruç, sadece zekat, hac mı veya zekat mı ibadet? Arkadaşlar kulluk demek arkadaşlar bir insanın 24 saat diliminde Allah'ın kendisinden razı olacağı, Allah'a emirlerine ters olmayacak işleri yapmasının adıdır kulluk arkadaşlar. Haram yememesi, yalan konuşmaması, kibirli olmaması, gururlu olmaması, alın teriyle kazancını araması, başkalarının sırtından geçinmemesi, Allah'ın kendisine yasak kıldığı yiyecek ve içecekleri yememesi, içmemesi, giymemesi, Allah'ın razı olmadığı yerlerde bulunmaması budur. İbadetin ruhu budur arkadaşlar. Ya ibadetin ruhu budur arkadaşlar. Bir de aynı zamanda arkadaşlar dua ibadetun. Dua ibadettir aynı zamanda. Dua. Biz dua insanlara ederiz. Kime ederiz? Allah'a ederiz duayı. Allah'ım planı iyileştir.